Joseph Robin Biden 20 Kasım 1942'de Jim Biden ve Joseph Robin Biden çiftinin oğlu olarak Scranton, Pennsylvania'daki City Mercy Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bir kız ve iki erkek kardeşe sahip olan Biden, ailenin en büyük çocuğuydu. Annesi Jean, İrlanda kökenli bir Katolik'ti ve kökleri Laud Kompluğu, The Londonderry Kompluğu'na kadar uzanıyordu. Babası Joseph Biden, ebeveynleri Mary Elizabeth ve Joseph Biden idi. Joseph, Baltimore, Maryland doğumlu bir petrol işletmecisiydi ve İngiliz, Fransız ve İrlanda köklerine sahipti. Babası başlangıçta zengin bir işletmeciydi. Ancak Biden'ın bebek olduğu dönemlerde ailece finansal problemler çektiler. Birkaç yıl boyunca Biden anne tarafından büyük ebeveynleri ile birlikte yaşadı. 1950'lerde Scranton şehri ekonomik olarak negatif büyüme yaşadı. Bu nedenle Biden'ın babası istikrarlı bir iş bulamadı. 1953'ten sonra aile Claymont, Delaware'da bir apartman dairesi kiraladı ve birkaç yıl orada yaşadılar. Sonra Wilmington, Delaware'da başka bir eve taşındılar. Daha sonra Joe Biden başarılı olacağı bir ikinci el araba satıcılığı işine başladı ve aile orta sınıf bir yaşam tarzı sürdürerek devam etti. Claymont'taki Archmere Akademisi'nin futbol takımında oynayan Biden, oyun kurucu özelliğiyle göze çarptı. Ayrıca orada beyzbol da oynadı. Yoksul fakat doğal bir liderdi ve ilk ve son sınıfta başkandı. 1961'de ise mezun oldu. New York'taki Delaware Üniversitesi'nde de kısa bir süre Amerikan futbolu oynamaya devam etti. 1965'te tarih ve politika bilimi alanlarında çift ana dal, dil bilimi alanında ise yan dal lisansı derecesini aldı. Ortalaması C idi ve 688 öğrencili okulun 506.sı oldu. 20'li yaşlarına itibaren gittikçe büyüyen ve kekemeliğe sahip olan Biden, aynanın önünde şiir okuyarak bunu azalttığını, ancak 2020 Demokrat Parti başkanlık tartışmalarındaki performansını etkilediğini söyledi. Ayrıca Biden, ailemde yeterince alkolük var diyerek alkol kullanmadığını da birçok kez dile getirdi. 1968'de Hukuk Fakültesinden 85 öğrenci bölümün 76.sı olarak hukuk derecesi aldı. 1969'da Delaware Barosu'na kabul edildi. Okuldayken öğrenci taslak ertelemelerini aldı ve sahip olduğu astım hastalığı nedeniyle vermek istediği askerlik hizmetine şu an için uygun değil denilerek kabul edilmedi. 1968'de Biden, yerel cumhuriyetçi William'ın başkanlık ettiği bir Wilmington hukuk bürosunda katiplik yaptı. Ve daha sonra ise Biden, kendimi bir cumhuriyetçi olarak düşündüm dedi. Görevdeki demokrat Delaware varisi Charles Terry'nin muhafazakar ırkçı politikasından hoşlanmadı. Ve 1968'de Terry'i mağlup eden daha liberal bir cumhuriyetçi Russell Peterson'ı destekledi. Zamanla Biden, yerel cumhuriyetçiler tarafından topluluğa alındı. Ancak cumhuriyetçi başkan adayı Rickers pek sevmediğinden ileriki zamanlarda bağımsız olmayı tercih etti. 1969 yılına gelindiğinde ise Biden, önce kamuda, sonra ise onu demokratik foruma alacak aktif bir demokratın başkanlık ettiği partiyi yeniden biçimlendirmeye ve canlandırmaya çalışan bir grup içinde avukatlık yaptı. Daha sonra başka bir avukatla birleşip bir hukuk bürosu kurdular. Ancak şirketler hukuku hiç şikayet vermedi ve ceza hukuku iyi para getirmedi. Gelirlerini mülkleri yöneterek sağladı. Aynı yılın ilerleyen zamanlarında Biden, çoğunlukla cumhuriyetçilerin yaşadığı Newcastle County, Delaware banliyönlerinde toplu konutlara destek içeren liberal bir ilçe meclisi koltuğuna seçildi. Yasa hala uygulanırken 1972'ye kadar konseyde görev yaptı. Wilmington şehir planını bozabilecek otoyol projelerinde karşı çıktı. Delaware'dan çıkan bir senatör olmak isteyen Biden, görevdeki cumhuriyetçi rakibini 1972 seçimlerde mağlup etti. Bucks'ta karşı meydan okuma ruhuna sahip tek demokrat Joe Biden idi. Kaliteli bir kampanya yapmak için neredeyse hiç parası yoktu. Delaware'ın küçük boyutu ve küçük nüfusu sayesinde seçmenlerle yüz yüze görüştü ve kampanya broşürlerini elden dağıttı. Daha çok halkın memnuniyetsizliğine odaklanmış Biden'ın temel kampanya konuları Vietnam'dan çekilme, çevre, sivil haklar, toplu taşıma, adil vergilendirme ve sağlık hizmetleriydi. Seçimlerden birkaç ay önce Biden, rakibini neredeyse %30 puan geride bıraktı.
Seçim sonuçlarında Biden'ın seçmenlerin duygularıyla bağlantı kurma becerisi işe yaradı ve oyların %50.5'ini kazandı. Biden, 5 Ocak 1973'te eşinin ve çocuklarının geçirdiği trafik kazası nedeniyle Wilmington Tıp Merkezi'ndeydi ve Senato Sekreteri tarafından orada yemin ettirildi. Artık 30 yaşında Birleşmiş Devletler tarihindeki en genç 6. senatör olmuştu. Senato'daki ilk yıllarında Biden, tüketicinin ve çevrenin korunması gibi konulara odaklandı. Time dergisinin 1974 sayılı Geleceğin 200 Yüzü dergisinde ismi geçenlerden biri oldu. Aynı yıl yaptığı bir röportajda sivil haklar ve özgürlükler, yaşlı vatandaşların endişeleri ve sağlık hizmetleri konusunda liberal olduğunu, ancak kürtaj ve askerlik hizmeti gibi diğer konularda muhafazakar olduğunu belirtti. 1981'de Biden, Senato Yargı Komitesi'nin en üst düzey azınlık üyesi oldu. 1984'te kapsamlı suç kontrol yasasının geçişini başarılı bir şekilde sağlamak için kat müdürü oldu. Ancak zamanla yasa içindeki suçla mücadele hükümleri tartışma yarattı ve 2019'da Biden tasarıyı geçirmedeki rolünü büyük bir hata olarak nitelendirdi. Bu, o zamana kadarki en önemli yasama başarısıydı ve sevenleri yasanın içinde bulunan bazı kötü hükümleri değiştirdiği için Biden'ı övdü. Aynı yıl yaptığı demokratları azarlayan ve cesaretlendiren konuşmalarıyla da dikkat çekti. 1993'te Biden, eşcinselliğin askeri yaşamla bağdaşmaz kabul eden ve böylece eşcinsellerin orduda görev yapmasını yasaklayan bir hükme evet oyu verdi. 1996'da ise federal hükümetin eşcinsel evlilikleri tanımasını yasaklayan evliliği savunma yasasına da evet oyu verdi. Böylece bu tür evlilikleri bireylerin federal yasalar altında eşit korumaya sahip olması yasaklandı. 2015'te eşcinsel evliliklerini yasalaştırmak için Kongre'ye sunulan yasayı anayasaya aykırı olduğunu kabul etti. Biden, Senato'da geçirdiği ilk 10 yıl boyunca silahlanma kontrolü üzerinde durdu. 1979'da Sovyet Başbakanı ve Başkan Jim Carter'ın imzaladığı SALT II anlaşmasını Kongre'nin onaylamamasının ardından Biden, anlaşma üzerindeki Amerikan şüphelerini gidermek için Sovyet Dışişleri Bakanı Andrei Gromyko ile bir araya geldi ve Senato Dış İlişkileri Komitesi'nin itirazlarını ele alan değişiklikleri güvence altına aldı. Stratejik savunma girişimine daha olumlu bakan Reagan yönetimi SALT I anlaşmasını gevşetmek istediğinden Biden bu karara karşı çıkarak anlaşmaya sıkı sıkıya bağlı kalmaları gerektiğini savundu. Ayrıca Biden, Reagan yönetiminin devam eden apartheid politikasına rağmen Güney Afrika'ya verdiği destekten ötürü Dışişleri Bakanlığı'nı övdü ve savundu. Bu yaklaşımından dolayı kamuoyunda olumlu bir imaj yarattı. 27 Ağustos 1966'da Biden, bir üniversite öğrencisi Neil Hunter ile tanıştı ve bir süre sonra evlendi. Neil Hunter'ın ailesi kızlarının bir Roma Katoliği ile evlenmesine başta karşı çıktı. Ancak sonrasında razı oldular ve New York'ta bir Katolik kilisesi törenine eşliğinde evlendiler. Daha sonra çiftin Joseph Biden, Robert Hunter Biden ve Amy Biden isimlerinde 3 çocukları oldu. 18 Aralık 1972'de eşi Neil ve 1 yaşındaki kızları Amy Hackinson Deliver'da bir trafik kazasında öldü. Oğulları Hunter'ın ise kafa kemiğinde çatlaklıklar meydana geldi. Ancak doktorlar tamamen iyileşebileceklerini söylediler ve öyle de oldu. Biden onlara bakmak için bir ara istifa etmeyi düşündü. Ancak Senato Parti lideri Mike Mansfield bunu yapmaması için Biden'ı ikna etti. Biden oğullarını her gün görmek için Delaware ile Washington DC arasında 90 dakika trenle gidip geliyordu. Senato'da geçirdiği 36 yıl boyunca böyle yaptı ve zamanla bunu bir alışkanlık haline getirdi. Yaşanan bu kaza Biden'ı öfkeyle doldurmuştu. Sonra ajandasına Tanrı'nın kendisine korkunç bir oyun oynadığını ve odaklanmakta güçlük çektiğini yazdı. Bay Biden önce Irak Savaşı'nda görev yapan bir ordu yargıcı avukatı oldu. Sonra Delaware Başsavcısı oldu. 2015'te ise beyin kanserinden öldü. Günümüzde çiftin yaşayan tek çocukları Hunter Biden ise Washington DC'de çalışan avukat ve bir lobicidir. 1975'te Biden, gelecekte ikinci eşi olacak olan eğitimci Jill Trakey Jacobs'u erkek kardeşinin aracılığıyla tanıdı.
Bir söyleşide Biden, Jill'in hayatına girmesinin, ölmüş eski eşini ve kızının yaralanmış iki oğlunun üzüntüsünü bir nebze dindirdiğini söyledi. 17 Haziran 1977'de New York'taki Birleşmiş Milletler Chapel'inde evlendiler. Evliliklerinin ardından Greenville, Delaware'da Steve Joseph ayinine katıldı. İleriki zamanlarda Ashley Blizzer isminde gelecekte sosyal hizmet uzmanı olacak olan bir kızları oldu. Şubat 1988'de Biden giderek şiddetlenen boyun ağrısı şikayeti nedeniyle ambulansla Walter Reed Ordu Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. İlk cerrahi operasyonunu burada geçirdi. Bu ameliyattan çıkıp iyileşme sürecine geçtikten bir süre sonra ciddi bir komplikasyon olan pulmoner embolini yaşadı. Aynı yılın Mayıs ayında yarım kalmış anevrizma ameliyatına tekrar girdikten sonra Biden politikadan yaklaşık 7 ay uzak kalmak zorunda kaldı. Biden 1991'deki Körfez Savaşı'na politik düzlemde karşı çıktı. Ancak Doğu Avrupa'daki ülkelerin NATO'ya yakınlaşmasını ve Yugoslav savaşlarına yapılan askeri müdahaleyi destekledi. 2002'de Irak Savaşı'na onay veren kararı da destekledi. Ancak 2007'de bölge üzerindeki Amerikan birliklerinin sayısının arttırılması kararına karşı geldi. 1987-1995 arasında uyuşturucu, artan suç ve sivil özgürlük problemleriyle ilgilenen Senato Yargı Komitesi'nin başkanlığını yaptı. Şiddetli suç kontrolü ve yasa uygulama yasası ile kadına yönelik şiddet yasasını yürürlüğe geçirme çabasında önemli bir isim oldu. Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi'nde Robert Bork ve Clarence Thomas'ın tartışmalı duruşması gibi toplam 6 çekişmeli duruşmayı denetledi. Toplam 6 defa senatoya seçilen Biden, 2008 başkanlık seçimlerini kazanan Barack Obama'nın başkan yardımcısı olarak görev yapmak üzere senatodan kıdemli senatör olarak istifa etti. Başkan yardımcılığı görevinde Biden, büyük durgunluğa karşı koymak için 2009'da altyapı harcamalarını denetledi. Kongredeki cumhuriyetçilere yaptığı müzakereler bir vergilendirme çıkmazını çözen, 2010 vergi yardım yasası, borç zamanı krizini çözen, 2011 bütçe kontrol yasası ve yaklaşmakta olan finansal uçurumu ele alan 2012 Amerikan Vergi Mükellefi Yardım Yasası gibi birçok çözüm odaklı yasanın geçmesine yardımcı oldu. Birleşik Devletler Rusya Yeni Başlangıç Anlaşması'nı kabul etme çabasında önemli bir isim oldu. Libya'ya yapılacak olan askeri müdahaleyi destekledi ve 2011'de Irak'taki Amerikan birliklerinin geri çekilmesiyle yeni Irak politikasının hazırlanması için çaba gösterdi. Ocak 2017'de ise Obama tarafından Biden'a Başkanlık Özgürlük Madalyası verildi. Biden, 2020 yılının Kasım ayında yapılan başkanlık seçiminde Demokratların adayı olarak Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump karşısında üstünlük sağladı. 2021 yılının Ocak ayında görevi devralması ile birlikte ABD'nin 46. başkanı olarak görev yapmaya başlayacaktır.